Ve şimdi de kameralarımızı Altan Aktürk'e çeviriyoruz. Altan Aktürk sizler için matbaayı araştırdı, izliyoruz. Ajans Britanya bu hafta ise sizlerin ekranınıza bilinmeyenleri taşımaya devam ediyor. Bir beyaz kağıt parçası nasıl oluyor da basılmış bir kitap haline geliyor? İşte tüm bu aşamaları Ajans Britanya mikrofonuna alanında uzman isim Rıza Yel'den anlatıyor. 20 yılı aşkın tecrübesiyle matbaa Design and Print'te bu hafta yine Rıza Yelden'le birlikteyiz. Bu hafta bir değişiklik var. Bu hafta atölyedeyiz. Bu hafta şu anda bizleri seyredenlerin bilmediği üretim yerindeyiz. Neler söyleyeceksiniz Rıza Yelden? Hoş geldiniz tekrardan. İsterseniz matbaacılığın ana temellerine inelim. Nasıl çalışıyoruz, ne sistemle çalışıyoruz. Onları izleyicilerimize gösterelim. Ustamız Özker Uzmener. Yaklaşık bir 15 yıldır birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Mesleğinde bir numara diyeceğimiz usta bir emektarımız. Burada makinede şu anda bir baskı var. Şu an gördüğünüz gibi kağıdımızın tek tarafı basılmış. İkinci tarafını ustamız yüklemekte. Beyaz kağıt olarak makinemize yüklüyoruz. Ve ilerledikçe burada hazne hazne gördüğünüz gibi 4 tane haznemiz var. Bu dört tane haznemizin özelliği siyah, kırmızı, sarı ve mavi renk. Dört rengin oluşumu. Dört ana rengin. Dört ana rengin renkli bir baskının oluşumundaki temel renklerdir. Gördüğünüz gibi makinamız saatte 10.000 hızla devam ediyor. Ana renkleri basarak her bir haznesinde bir renk var. Burada da baskılı bir şekilde merdanelerimizde görüyorsunuz her bir rengi. Kağıtlar önce baskı makinesine giriyor, ardından üzerine uygulanan renk kombinasyonlarıyla makineden çıkıyor. Burada kontrolden geçiriyor ustamız. Bir elimizde örnek mı, dediğimiz var mı yok mu diye. Peki sıradaki işlem ne? Baskıdan sonra yapmamız gereken işlem genelde kesim oluyor. O bölümde sorumlu olan arkadaşımız Serdar Bey var. Ki şu anda da zaten kesimi hazırlanmış ürünleri getirdi. Evet, gördüğünüz gibi ikinci işlem olarak Serdar Bey aracılığıyla kesime giriyor. Serdar Bey şimdi bu işlemi de bitirdikten sonra ikinci işlemimiz üçüncü işlemimiz makinayı dikiş makinamızı ayarlayıp yapılan çalışmayı kitap haline getiriyoruz. Evet, bu bir kitap baskı yanılmıyorsam. Kitap bir baskısıdır. 24 sayfalı bir kitap baskısıdır. Efendim bembeyaz görmüş olduğunuz bu kağıt daha sonradan baskıyla bu hale ve baskının sonrasındaki kesim ve kesimin hemen sonrasındaysa son aşama olan finishing bölümü dediğimiz finishing bölümündeki makinamıza koyuyoruz. Tüm işlemlerin tamamlanmasından sonra ise geriye yapılan işin son halini görmek kalıyor. Evet, son olarak buradaki bu işlemden sonra yanılmıyorsam paketleme işlemine geçiyor ki. Evet, şu anda gördüğünüz gibi artık dikilmiş ve bitmiş halde boxlanıyor. Müşteriye hazır halde getiriliyor ve müşterimize teslimat için delivery'de sorumlu arkadaşa teslim ediliyor. Bu iş müşteriye gönderiliyor. Uzun yıllardır İngiltere'de bu alanda hizmet veren Rıza Yel'den Londra'da yaşayanlara sesleniyor. Gördüğünüz gibi matbaa olarak ismimizle bütünleşen bir firma kurmaya çalıştık. Kendi bünyemizde çalışan profesyonel ekibimizle müşterilerimize A'dan Z'ye gerekli olan matbaayla, reklamla, promosyonla, tabelayla ilgili tüm hizmeti bu yeni kurduğumuz üretim atölyemizde hizmet olarak sunmaya çalışıyoruz. Üretim atölyemiz genelde insanlarımızın bildiği Edmonton'da kola fabrikasının içerisinde Nobel Road'da Unit 5G matbaa sign'ı çatısı altında çalışmaktayız. Eğer sizlerin de bu alanda yardıma ihtiyacınız varsa yapmanız gereken çok kolay. Açık olduğumuz saatler pazartesinden cuma gününe
9'dan 6'ya kadar. Fakat Stock Newington'daki şubeniz ise haftanın 6 günü açık yanılmıyorsam. Stock Newington'daki ofisimiz haftanın 6 günü. Yine pazartesinden cumaya kadar 9-6, cumartesi 10'dan 4'e kadar çalışıyoruz.